Şimdi açılım sorusuna Barış'ın sorduğu afla bağlantılandırarak da bir cevap verdiğiniz için soruyorum. İkisini birlikte değerlendirdiğiniz zaman örneğin Selahattin Demirtaş'ın durumu hakkında ne beklersiniz seçimden önce? Yani hükümet aslında şunu sormaya çalışıyor, söylüyor Buket. Bırakır Seçimden mı? önce Ama bırakır mı? çok zor sorular soruyorsunuz. Sınavdan çıkmış sorular soracaktınız. Hani ne oldu hocam? Bu Barış Bey, bana gelen not. Biz önceden vermiyoruz soruları Müslüm Bey. Biliyorsunuz o gazetecilerden değiliz. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi ben teşekkür ederim. Sizin hassas gazetecilik anlayışına haber vermedeki doğruluk payınızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Buket Hanım da başka kanalda da izliyordum. Çok saygı duyuyordum. Şimdi çok teşekkür şöyle ederim. Bir şey Sağ var. Olun. Arkadaşlar Selahattin Demirtaş önemli bir siyaset insanı. İşte bir paradigması olan bir parti, yani son yüzyılın paradigmasını geliştiren bir partinin eş genel başkanlığını yapmış. Birlikte yaşam paradigması, bu son derece değerli. Kürtlerin geliştirdiği birlikte yaşam paradigması, diğer parçalardaki istemlerini dikkate aldığınızda son derece değerli. Biz bunun değerini bilmek zorundayız. Yani birlikte yaşam paradigmasının hayat bulması için de eşit yurttaşlıkta ifadesini bulacak bir toplum sözleşmesine ihtiyaç var. Bu toplum sözleşmesini herkes geliyor ilk dört maddede takılıyor şu bu. Hiç ilk dört maddenin bir önemi yok arkadaşlar. Hiç oraya takılmadan da bu ülkede eşit yurttaşlık tesis edilebilir. Eşit yurttaşlıkta ifadesini bulacak bir toplum sözleşmesi yapıldığında çok daha farklı bir süreçte meseleleri tartışırız. Daha çok özgürlükçü bir ortamı yakalamış oluruz. Kürt meselesinin çözümünde çok daha farklı öneriler gündeme gelebilir. Ama temel mesele eşit yurttaşlıkta ifadesini bulacak bir yaşamı düzenleyen bir toplum sözleşmesine bir gün ihtiyaç var. Bunu çözmek zorundayız. Bir gün eğer gerçekten bu toplum sözleşmesi çözülürse eşit yurttaşlıkta ifadesini bulan çok şeyi de tartışmış olacak. Çok şeyi geride bırakmış olacağız. Sayın Kılıçdaroğlu daha önce ifade ettiği gibi bir yüzleşme, mahsuplaşma, birlikte yaşamın aslında en önemli şeyleri. İşte hükümet neler yapılabilir diye Barış Bey bunu sordunuz. Onu söyleyeyim size bir kere. Kürt coğrafyasındaki eski doğal isimler iade edilecek. Çok büyük olasılıkla. Yani bu doğal isimler verilsin. Yani ne var? Kürtçe isimlerin ne zararı var? Zaten çoğu belediyeler bu konu kullanıyorlar bu isimleri. Kürtçe isimler iade edilecek. Hatta bir konu daha var. Aynı zamanda toplumsal barışa hizmet edecek Kürt meselesinin çözümünde psikolojik bir ikinci eşik olarak kabul edebileceğimiz. Mesela geçmişteki olaylar olmuş. Biliyorsunuz işte bir Dersim var, bir Şeyh Said var. O dönemin aktörlerinin mezarlarının iade edilmesi lazım. Mezar yerini niye kaybetsin? 12 Eylül hukukunun idamıyla gerçekleşen, idam ettirilen genç insanların mezarları iade edilmemiş. Yani biz mezarda mezar vermemekle niye diretiyoruz? Bunlar hepsi toplumsal barışa katkıda bulunacak hususlar. O kadar bir rahatlama olur ki bu ülkede. İşte Kürtçe isimlerin iadesi, mezarların iadesi bunlar harika yeni süreçlerin adıdır. Bunlarla birlikte Cumhuriyet tahkim edilmiş olur. Cumhuriyet yeni sürece çok güçlü bir şekilde girer. İkinci yüzyılda demokratikleşerek girmiş olacak. Bunlar işte afla beraber hepsini birlikte ele alacağımız ve bir merdiven usulü yavaş yavaş mutabakat dediğimiz de budur zaten. Bir merdiven usulü bu sorunları çözme yoludur. Mutabakatta yoksa her şeyi bir anda çözelim. Zaten buna olanak yok. Bizim sosyolojimiz buna izin vermiyor. Farklı sosyolojileri siyasetçinin birleştirmesi gerekiyor. Siyaset kurumlarının en önemli eksiği de buydu aslında. Yani farklı sosyolojileri birleştirerek ülke toplumsal gerçekliğini kavrayarak bir barışı inşa etmek. Bu konuda eğer başarılı olursak, çabamızı ortaya koysak, ülkemizde herkes barış içerisinde demokratik bir şekilde yaşarlar. Sorun kalmaz o zaman. Şimdi bizi 18 yaşında bir genç, henüz daha yeni oy verme aşaması gelmiş bir genç izliyorsa, bundan 8 sene önce 10 yaşındadır ve siyasette muhtemelen ilgisizdir, ilkokul öğrencisidir. Şey anlamayacaktır.
Ya hem HDP'li eski bakan nasıl oluyor bu iş diye anlamayacaktır. Ya bizim ona oturup her şeyi baştan anlatmamız gerekir. 2015'te HDP'li bir eski bakan olabiliyordu. Ya anlatmamız gerekir. Bunu şunun için söyledim. Aynı röportajda dedi ki Ensarioğlu, o çözüm sürecine de İmralı samimiydi. Yani Abdullah Öcalan samimiydi. Kandil ve Demirtaş bitirdi dedi. Siz de hani o HDP'nin adına o hükümette olan bakandınız. Bu Ensarioğlu Diyarbakır Milletvekili. Ne dersiniz? O çocuğa da ne dersiniz tabii ki bu vesileyle? Genç arkadaşıma şunu derim. Bizim ülkemizde farklı sosyolojiler var. Bu sosyolojileri çok doğru okumasını öneririm. 18 yaşındaki bir genç her şeyin algılayabilecek bir insandır. Aynı zamanda şunu söylemek isterim. Biz insanlarımızı terörize ettik. Yani işte PKK bir sosyoloji, HDP de bir sosyoloji, diğer yataydaki tüm örgütlenmeler de bir sosyoloji. Biz sosyolojiyi terk ederek, sosyolojiyi dikkate almadan meseleleri çözemeyiz. Şimdi o dönemin ihtiyacı itibariyle, o dönemin diyalektiği anlamında ifade edeceğim tek husus, ne diyelim, değerlendirilemeyen bir süreç, maalesef boşa çıkartılan bir süreç, yeterince yaralanamadığımız bir süreçti. Çünkü ilk kez devlet resmi olarak bir Kürt meselesini kabul ediyordu ve bu tarafları da kabul ediyordu, bir masaya oturuyordu ve bu meseleyi çözmek için işte kurallar oluşturulmaya çalışılıyordu. Bir metin oluşturulmaya, bir mutabakat metni oluşturmaya çalışılıyordu ama heder edilen bir süreç oldu. Çok yazık oldu. O süreci tekrar yakalayabiliriz de diye umut içerisindeyim. Her zaman yakalar. Çünkü çok kötü koşullar altında oraya gelindi. O süreç tamamen bir barışı inşa etme süreciydi. Demokratik cumhuriyetin yaşam bulması için karşılıklı olarak nelerin yapılabileceği bir tartışma masasıydı. O masanın değerini bilemedik aslında. Peki Demirtaş'ı suçluyor Galip Ensarioğlu. İmralı'yı samimi buluyor, Demirtaş'ı suçluyor. Siz ne diyorsunuz? Katılmıyorum ben. Selahattin Bey barış yanlısı bir siyasetçidir. Barış'ı çok özümsemiş, siyaseti iyi okuyan, iyi yetişmiş bir siyaset insanı. O farklı bir tartışma konusu. Aslında demokratik siyasetin alanlarındaki tartışmalara katılmak lazım. Çünkü biz işte tamamen demokratik siyasetin alanlarıyla ilgili insanlarız. Ama bir sosyoloji var karşımızda. Sosyolojiden uzaklaştıkça sorunlarımız ağırlaşıyor. Meseleler ağırlaşıyor. Kürt meselesinin çözülmemesinin tek nedeni sosyolojiden uzaklaşmaktır. Bu sosyolojiden uzaklaştıkça meseleler ağırlaşıyor ve çok kötü olan da bizim için, bizim çözemediğimiz meseleyi bir başkaları durumdan vaziyet çıkartıp işe müdahale ediyorlar. Orta Doğu'daki politikaları görüyorsunuz. Bunu açıkça herkes biliyor. Yani birileri devreye girecektir. Biz kendi içerimizde, kendi içimizde toplumsal barışı çok rahatlıkla inşa edebilecek toplumsal olgunluğa sahip birikimleriz. Bin yıldır bir arada yaşıyoruz. Demokratik bir ulus oluşturmuşuz. Birlikte farklılıklarımız olsa da acılarımız birlik olmuş, iktisadi yaşam birliğimiz var, ruhsal şekillenmemiz var. Öyle sıradan bir Orta Doğu halkı değiliz biz. Anadolu kültürüyle, yoğunluğuyla, birikimiyle bir arada çok şey üretmişiz. Onları ayırmak, onları başka bir yere koymak çok zor. Peki Müslüm Bey, dediniz ki Türkiye sosyolojisi bu taraftan, öbür taraftan bakalım. Siz istifa ettiniz HDP'den, o sürecin sonunda istifa ettiniz 2018'de. Ve dediniz ki bizi Trabzon'da anlamalı, Çankırı'da anlamalı ama HDP'de bir oligarşik yapı var ve bunu anlatamıyoruz dediniz. Sizce HDP'nin de bu taraftan Türk sosyolojisini anlamada sorunu mu var? Bu sorun evet. Nasıl çözülebilir? Çünkü HDP de bir muhasebe yapıyor, görüyorsunuzdur seçim sonrasında. Evet. Selahattin Demirtaş'la başladı, parti kurullarıyla devam etti. HDP Türk sosyolojisini anlama konusunda bir sorun mu yaşıyor? İçinden çıktınız, eleştirdiniz için soruyorum. Tabii ki. Zaten bu sosyolojiyi eğer anlasaydı siyaset kurumu bu seçim sonucuyla karşılaşmamış olacaktı. Bu yüzden muhasebe yapılıyor. Çünkü geliştirilen birlikte yaşam paradigması, demokratik cumhuriyet, demokratik ulus, ortak vatan başlıklarında ifade edilen paradigma
geliştirilemedi. Yeni siyaset belgeleriyle olgunlaştırılamadı. Yani siz bunu Çorum'un İskilip'inde de anlatmalısınız. İşte Trabzon'un Araklı ilçesinde de anlatmalısınız. Cizre'de zaten bunu bilincinde olduğu için ona da farklı bir sosyolojiyi anlatacaksınız. Sosyolojiyle de birleştirme meselesi budur. Siyaset kurumları sosyolojileri birleştiremezse sadece sağdan veya sadece soldan